Yani ben size çamur atarım. Etrafımda da buna kulak kabartan insanları Vay be derim. hissederim. Ve ben orada bir statü yakalarım. Ya bu nedir bu? Ben bunu çok anlamış değilim. Şimdi bu tabii hocam yani işin o tarafını sosyologlar mutlaka daha iyi değerlendireceklerdir ama Sosyolojik bir vaka. tabii tabii ama biz tekrar şuraya dönelim. Şimdi sanatta bir değer yaratmadan söz ettik. Yani siz işte yaşam biçiminiz bir sanatçı olarak sürdüren insansınız. Şimdi siz yarattığınız sanat değerlerini yani sanat eserlerini sonuçta bir şekilde işte bu değer dediğimiz ekonomik bir değer de dahil olmak üzere bir tanımlanması gerekiyor. Yani Evet. değerini bulması gerekiyor. Bunun için de özel çabalar sizin mi harcamanız gerekiyor yoksa toplumda kapitale sahip olanların ya da işte ekonomik durumu iyi olanların sanatı bir yatırım aracı olarak görme kültürüne sahip olmaları mı gerekiyor? Buraya gelelim mi biraz? Şimdi, tabii. Şimdi ben her zaman söylüyorum bunu. O kadar çok söyledim ki ve çok inanıyorum buna. Bakın, siz Kıbrıs Türk resminden söz edecekseniz, bu tek başına bu bir şey ifade etmiyor. Yani evet, tamam, burada bir üretim var ama bu üretimin yani sizin müzeniz yoksa, sizin sanat dergileriniz yoksa, o konuda kimse kalem oynatmıyorsa, koleksiyoncular yoksa, yani bu değer bir dolaşıma girmiyorsa, bir paylaşıma giremiyorsa, kurumlaşamamışsa, tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Yani atölyenize kapanırsınız, orada üretirsiniz ve oraya kilitlersiniz. Dolayısıyla bu birbirini var eden bir şeydir, organizasyondur. Bir döngü aslında yani. O Kesinlikle. güçlerin birbirini desteklemesi Kesinlikle. lazım. Yani şimdi bir ülke kendi sanatçısını ve onun ürününü yaşatamıyorsa orada bir eksiklik var demektir. Şimdi Türkiye tabii, Türkiye'de ben tabii orada da eğitim gördüğüm için hep orasıyla çok yakın oldum. İstanbul'la çok yakın oldum. Daha yeni bir sergi açtınız Ve zaten oradaki orada. süreci de gördüm Uğurcan Bey.